İlk yapacağım şey benim robotumun üzerindeki Pico'yu USB yardımıyla bilgisayarıma takıyorum. Kullanacağım editör burada Tony. Tony editörü hem üzerinde Python kodları yazmamızı sağlıyor, hem de Raspberry Pico ve başka birçok MicroPython ya da CircuitPython tarzı sistem kullanan cihazla da doğrudan kabloyla etkileşime geçebiliyor. Raspberry Pico içerisinde bir file sistemi var. Tıpkı bir USB flash gibi. Gördüğünüz gibi burada benim bütün içerisinde bulunan Python kodlarım var. İstersen ben bunun içerisinde dosya da açabiliyorum. Dosyanın içerisinde dosya ve bunların içerisinde işte daha farklı imaj dosyaları, text dosyaları vesaire falan filan gibi. Benim şu anda buradaki sistemi dengesine iletişimi sağlaması için gerekli olan tüm dosyalar bulunuyor. Buradaki 3 dosya AK8963 MPU6500 ve MPU9250 dosyaları sadece benim eğim sensörümle iletişime geçebilmesi için. Şimdi sıfırdan yavaştan yazmaya başlayalım. En başta şu MPU9250 kartından eğim verisi okumaya çalışalım. Şimdi ben buradaki bütün her şeyi siliyorum. Zaten aralarında da benim yedeklerim var. Delete. Şu anda bu hiçbir şey yapmıyor. Şu an çalışmayacaktır. Çünkü içerisinde herhangi bir yazılım yok. Raspberry Pico'nun içerisindeki dosyalama sisteminin çalışma mantığı şöyle. Eğer ben buradaki Raspberry Pico'nun içerisine main.py diye kaydedersem elektrik aldığı anda çalıştıracağı ilk yazılım main.py dosyası oluyor. O yüzden bütün ana yazılımımı ben buradaki main.py dosyasına yazacağım. Şimdi ben Raspberry Pico'ya bağladığım bu eğim sensörü ile iletişime girmek için bir modül kullanıyorum. Bunların da dosyaları burada gördüğünüz AK8963 MPU6500 MPU9250'leri içeriyor. Bu dosyaları sol tarafta disk computer tarafında buluyorum. Kendi bilgisayarımın üzerinde bulunan dosyalar tarafından seçiyorum. Sağ tıklayıp upload diyorum ve bunları üçünü de benim Raspberry Pi'min içerisine atıyor. Sonra yapmak istediğim şey from MPU9250 import MPU9250. Bu yaptığım şey MPU9250 programının içerisinden sadece MPU9250 isimli değişkeni, klası ya da fonksiyonu eklemesini sağlıyor. Tamamen sonrasında sadece bunu kullanacağım için bana rahatlık olsun diye bunu yaptım. Şimdi şuradan şöyle tekrar bakayım. Aynen bu şekilde yazılıyor. Bu zaten kendisini initialize ediyor. Bunun için gereken bazı şeyler var. Onları şimdi atacağız. Şimdi ilk olarak dediğim gibi bu MPU9250 IKRC metodu ile konuşuyordum. Bu IKRC metodu Raspberry Pico üzerinde hangi pinler üzerinden IKRC'yi konuştuğunu belirtmem gerekiyor. Bunu da şöyle diyeyim. IKRC MPU eşittir IKRC diye bir fonksiyonumuz, klasımız vardı sanırım. Tabi onları ben bir yine kontrol edeceğim. Bunun içinde from machine. Machine library'si bu Tony'nin ya da Raspberry Pico'nun doğrudan kullandığı bir library. Bunun içerisinde Raspberry Pico pinlerini ya da içerisindeki diğer yazılımsal, donanımsal şeyleri kontrol etmemiz için gereken bir kütüphane library. Machine import pin diyeyim. IKRC diyeyim. Sonra da şunu yapacağız. Burada ben Raspberry'de hangi pinlerine bağladığıma bakacağım. Bakalım. SCL'yi 15'e, SDA'yı da 14'e bağlamışım. Şimdi ben bu kütüphanenin nasıl çalıştığını şuradan tekrar bir kontrol edeyim. Raspberry Pico Machine Python Quick Reference. Buradan Hardware. Ha. Aynen. IKRC'yi yükledik. IKRC'yi belirttikten sonra buradan kaçıncı IKRC'yi kullanıyoruz? Onu belirtiyoruz. Kaçıncıyı kullanıyormuşuz hemen bakalım.
14 ve 15'e patlıyoruz. Ikara C1 kullanıyoruz. Şuna şöyle kopyalayalım. Yapıştıralım. Birinciyi kullanıyoruz. Hangi pinleri kullanıyoruz? SCL 15, SDL 14. Frekansını belirtmemize gerek yok. Hatırladığım kadarıyla. Sonra da bunu burada MPU eşittir. MPU 9250 en içerisine yukarıcı MPU diyerek yüklüyoruz, atıyoruz. Değil mi? Başka bir şeye ihtiyacı yok bunun. Sonrasında bundan acceleration ve gyro fonksiyonlarıyla bir takım veriler alabiliyoruz sanırım. Hemen deneyelim. While bir şuraya bir de import time diyelim. Time nokta sleep bir nokta iki diyelim. Print MPU acceleration sanırım böyleydi. Şimdi çalıştırmayı deneyelim bakalım. Şu şekilde mi? Ha, aynen. Gördüğünüz gibi şu anda benim aim sensörümden, ivme sensörümden bir takım 3 eksen üzerinde ivme verileri alıyorum. Şu anda benim robotum dik. O yüzden X ekseni üzerinden şurada gördüğünüz gibi yer çekiminin ivmesini okuyorum aşağı doğru. 9.8 ile 10 arasında gidiyor. Ben de elim hareket ettirdiğim için burada onun üzerine çıkabiliyor. Sağa ve sola hareket ettirsem şurada Z değerinin değiştiğini görüyoruz en sağ tarafta. Yatırdığım zaman da aynı şekilde. Bu şekilde yana doğru yatırdığım zaman Y'si değişiyor gördüğünüz gibi. Ben buradaki verilerin, buradaki X, Y, Z acceleration'larının, ivmelerinin nerede olduğuna göre bunun eğimini belirliyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Şu anda bu cihazın üzerindeki ivme sensörü tamam benim elimdeki hızlanmayı ölçüyor olabilir. Ama bir yandan da şu anda ölçtüğü şey aslında yer çekiminin nerede olduğu, yer çekimi etkisinin nereye doğru olduğu. Şu anda bana yer çekiminin etkisinin x ekseninde olduğunu gösteriyor. Bu şekilde yaptığım zaman, tam ters çevirdiğim zaman eksi x ekseninde olduğunu görüyorum. Yer çekimi etkisinin. Bu şekilde yaptığım zaman eksi z ekseninde olduğunu görüyorum. Ve eğer 45 derece tutarsam da gördüğünüz gibi şu anda hem x üzerinde hem de z üzerinde yüksek bir ivme değeri görüyorum. Yani bu şu eksen üzerinde x ve z arasında gidip geliyor bu veri. Ben bu iki değere bakarak yer çekiminin bu cihaza göre ne kadar açı yaptığını öğrenebiliyorum. Bu da bana aşağı yukarı yerle bu cihazın ne kadar açı yaptığını söylüyor. Tabii ben bu cihazı eğimli yüzeylerde kullanmak için tasarlamıyorum. Altında bulunduğu düz bir yüzeyin her zaman için yer çekimiyle dik olduğunu düşünerek yapıyorum bu ön hesaplamaları. Yerle dik bir yer çekimi varmış gibi yapıyorum bütün bu hesaplamaları. Düz bir yüzeydeymiş gibi yani. Ben bunlarla eğimimi okuyacağım. Bir de benim şeyim var. Hemen ona bakayım. Gyro. Bu gyro da benim hangi eksenimde ne kadarlık bir hızlanma var. Bu lineer bir hızlanma değil deminki gibi. Bu eksensel bir hızlanma. Ben mesela şu anda bunu düz tuttuğum zaman çoğunlukla sıfıra yakın değerler alıyorum. Ama x ekseninde değil, y ekseninde bunu sürekli hareket ettirdiğim zaman bu şekilde. Gördüğünüz gibi y ekseninde artı eksi 4 radyan sanırım onlar. Radyanlık bir ivmelenme görüyorum. X ekseninde yaptığım zaman x ekseninde artı eksi 4 gibi bir radyan ivmelenme görüyorum. Z ekseninde yaptığım zaman da z ekseninde artı eksi 4 bir ivmelenme görüyorum. Yani bu da şu anda okuduğu şey de eksensel ivmelenme. Bunu dikine hareket ettirdiğim zaman ya da açısını değiştirdiğim zaman yer çekiminin buna bir etkisi olduğunu görmüyorum. Siz de görüyorsunuz zaten şu anda ekranda. Sürekli değerler bir aşağı bir yukarı oynayıp duruyor. Şimdi eğer ben bu robotu bir tane stand hazırladım bunun için. Bu standının üzerinde sabit tutarsam. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde sürekli sabit bir noise olduğunu zaten fark ediyorsunuz.
Bu biraz dünyanın dönüşüyle de alakalı. Dünyanın zaten dönüyor olmasıyla. Gerçi dünyanın dönüşü bunun dünya ivmelenmediği için aslında dünyanın dönüşüyle bir alakası yok. Genel olarak etrafındaki bütün noise'lardan ya da bu cihazın içerisindeki hassas sensörün etraftan aldığı başka titreşimlerden kaynaklı falan filan yaptığı küçük hareketlenmelerden dolayı oluşan bazı noise'lar var burada. Gürültüler var. Bunları biz bir şekilde elimine etmemiz lazım. Bir şekilde kalibre etmemiz lazım. Ki kendi dengesini sağladığı süreçte bu okuduğu noise'ların bir etkisi olmasın kendisine. Okuduğu değerlere. Biz bu cihazın kendi net ekseninin net yere göre eğimini bulması için hem gyro'yu hem de akselerometre yani inme sensörünü kullanacağız. İkisini mixli bir şekilde. Zincir bir şekilde. Ama şu anda bu sistemin çalıştığını gördüğüm için şu noktada bunu salıyorum ve devam ediyorum. Sistemi durdurayım. Tamam. Şimdi gelin hadi bir de Bluetooth modülümüzün açılışına bakalım. Şimdi bunun üzerindeki Bluetooth modülü HC06 ne yazık ki ya HC05 modülüyle pairlanabiliyor, bağlanabiliyor ya da Android cihazlarla bir bağlantı kurabiliyor eğer mobil cihazınız üzerinden bir app ile kontrol edecekseniz. iOS'ların böyle bir desteği yok. Emin değilim neden. Tahminimce bu iOS'un bir takım App Store güvenlik diretmelerinden kaynaklı bir şey oluyor olabilir. Ama benim elimde bulunan bir tane Android tabletin içerisinde basit bir Bluetooth haberleşme, Bluetooth kontrol app'i indirdim. Bu benim HC06 modülümle bağlantıya geçebiliyor. Şurada göstereyim. Connect to device dediğim zaman burada HC06 modülünün kendisini görebiliyorum. Buna bastığım zaman da kendisi otomatik pairlıyor bu birbirlerine. Bağlandı gördüğünüz gibi. Ve ben bununla birlikte app üzerinden Bluetooth modülde bir takım veriler gönderiyorum. Peki ben bu verileri nasıl okuyacağım? Bu verileri dediğim gibi UART iletişim protokolüyle çalışıyor. Konuşuyor şu anda bizim Raspberry Pi'muzla. Fakat biz dinlemiyoruz. Şu anda Bluetooth modülü bize bir şeyler gönderiyor. Ben bu tabletin üzerindeki butonlara bastığım sırada. Fakat bizim bu verileri bir şekilde okumamız, anlamlandırmamız lazım. Bunun için de UART modülünü ekliyorum Machine Library'sinden. UART. UART da nasıl çalışıyor da hemen buradan bakalım. UART yazıyoruz. 1 mi 2 mi onu yazıyoruz. Pinlerini yazıyoruz. Baud rate'ini yazıyoruz. Benim kullandığım pinler de RX4, TX5 ama onun RX'i mi benim TX'im mi? Onun TX'i tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ben burada Bluetooth'un TX pinini GP5'e bağlamışım. Ama burada görselleri açıp GP5'in hangi pin olduğunu bakarsam GP5 RX yazıyor. Ama ben Bluetooth'un TX pinini bağlamışım. Bu şu çünkü UART iletişim metodunda iki adet iletişim kablosu var. Bunlar bir taraf alıcı, bir taraf verici görevi görüyor. Bu tıpkı ağız ve kulak benzetmesi yapmak çok uygun aslında bu senaryoya. Çünkü şöyle benim cihazımın TX pini onun ağzı gibi düşünün. RX pini de onun kulağı. Şimdi ben benim ağzımı onun ağzına bağlarsam onunla iletişime kuramam. Yani onun kulağını benim kulağıma bağlarsam da bir iletişim kuramam. Sadece bağırmış ve boşluğu dinlemiş oluruz. O yüzden onun ağzını benim kulağıma, benim ağzımı da onun kulağına bağlıyorum ki karşılıklı bir iletişim kurabilelim. Burada da onu yaptım. Onun TX'ine benim RX'ime bağladım. Benim RX pinim de GP5. Burada da zaten yazmış. TX pinim de GP4. Bundan da veri nasıl okuyorum? Zannediyorum şöyleydi. If Bluetooth enemy'ydi acaba. Şu an çalışıyor. Şuradan tableti açıyorum tekrardan. Bluetooth'a bağlanıyorum. Bluetooth bağladım. Bir tane tuşa basıyorum bakalım. Hop. Yes. Aynen. Bir takım tuşlara bastığım zaman bunlar bana veri gönderiyor. Hangi tuşa basarsam bana gönderdiği harf, rakam her neyse o da onu temsil ediyor. Şöyle bir şey yapacağım. Bana bunları byte şeklinde gönderiyor. Ben bunları bir string'e çevireyim. Ha.
Şöyle yapmam lazım bir daha. İlk ikisini sil, bir de sondan biri sil. Tamam. İleri bastım. F yazdı. Forward. Aşağı yazdım. Backward yazdı. S'de ben o tuşa basmayı bırakınca S yazıyor. Sola bastım. Left. Bıraktım. S yazdı. Sağa bastım. Right. Bıraktım. S yazdı. Bunun da manası şu. Eğer ben aynı anda iki tuşa basarsam. Mesela aynı anda F'ye bastım ve sola bastım. Ha, bu sefer G yazdı. Çünkü bunları kombinliyor aslında. İleri bastım ve sağa bastım. Bu sefer I yazdı. Geri ve sağ J, geri ve solda H. Bunları not alırız. Bir de ekstra burada başka tuşlar da var. Yukarıda gördüğünüz gibi. Burada lamba tuşu gibi. Arka ön farlar gibi. Burada bir ses butonu var. Park butonu var. Şu ayarlar, bunu geç. Şurada da bir slider var. Bu slider da bana bir takım veriler veriyor. Fark ettiyseniz bazen bir karakterden daha fazla veri yazıyor buraya. Bunun sebebi de eğer ben çok hızlı veri gönderirsem bunları teker teker almaktansa yan yana birleştirip bana veriyor. Bunu engellememin yolu sanırım read kısmını bir yapmam. Read kısmını bir yaparsam her seferinde bir adet veri alacak aynen. Gecikmeli alıyor bu sefer ama. Çünkü benim verdiğim her veriyi teker teker okumak istiyor. Mesela ben burada bir saniyede 5 kere bastım. Ama bir saniyede bir tane veri okuyabildiği için totalde bütün 5 veriyi okuması 5 saniye sürüyor. Bunu tabii ki engellemenin ya da bir şekilde etrafından dolaşmanın birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi okuduğum veriyi RDA eşittir bu. For B in RDA da print D. Burada şunu yaptım. Benim okuduğum Bluetooth'tan aldığım veriyi RData diye bir değişkene koyuyorum. Ama bu değişkenin boyu şurada gördüğünüz gibi birden fazla olabiliyor eğer. Çok hızlı bir şekilde tap edersem benim Bluetooth kumandama ya da çok hızlı bir veri gönderirsem yan yana gönderiyor okuduğu verileri. Bir değişkenin içerisine koyuyorum. Sonrasında bu değişkeni for döngüsünde her bir elemanına teker teker ekrana yazıyorum. Böylece saniyede 5 tane veri gönderdiğimde o her saniye bir veri yazıp 5 saniye sürmesi yerine tek seferde yazacak her bir veriye. Tıklıyorum bak çok hızlı. Hop. Hiçbir gecikme olmadan bütün aşırı hızlı tıkladığım verileri birer karakterlerle ekrana yazıyor ve bir gecikme de olmuyor. Ha tabii buradaki gecikmenin sebebi benim bu loop'un içerisine 0,2 saniyelik bir bekleme süresi de koymam. Yani 0,2 saniyede bir Bluetooth'tan gelen verileri okuyor. Temelde bu o gecikmeye sebep oluyor. Ben buradaki bekleme time sleep'i kaldırırsam zaten muhtemelen böyle bir şeye de gerek kalmayacaktır. For döngüsüne falan filan. Çünkü o kadar hızlı basamayacağım. O kadar hızlı bunun içerisinde veri gönderemeyeceğim. Kendi okuma hızından daha hızlı. Evet, bu da bu şekilde çalışıyor. Bunu da yine tekrardan bakmış olduk. Yayını burada yavaştan bitirelim. Biraz da aslında bunu bu şekilde olmasını istememin sebebi bunu bu şekilde izlemek isteyen insanlar oturup izleyebilsinler. Daha da fazla detay vermek istiyorum ki benim internetten görmediğim olmayan kaynakları burada Türkçe bir şekilde anlatabileyim.